Sevgili seyirciler, sevgili yarışmacılarımız, hepiniz büyük finale hoş geldiniz. Yine heyecanlı, yine enteresan, yine renkli bir haftayı geride bıraktık ve şüphesiz herkesin en merakla, en heyecanlı beklediği ana geldik. Büyük finaldeyiz. Birazdan bir kişi buradan şampiyon olarak gidecek ve şu 15 bin TL'yi bizden alıp götürecek. Acaba kim olacak? Tabii ki benim puanlarım da şu an sizlerde, seyircilerimiz de aynı şekilde şu an öğreneceksiniz. Ama tabii ki konuşacak çok şey var. Bugün enteresan bir gündü. Bugün bizim için de ilklerin günü oldu sevgili İrem. Keşke tabii ki pozitif anlamda bunlar olsaydı, ilklerin en güzelini yaşasaydık ama senin gözyaşlarını görmeseydik keşke. Çünkü ilk kez Zuhal Topal'la yemekteyiz de bu sezon ana yemeği olmayan veya farklı yemeklerini de başka birine pişirtiren bir yarışmacıyla karşı karşıyaydık. Üstünü değiştirmişsin. Değiştim. Ben finalde de böyle gözükürsün diye düşündüm ama. Kendime geldim Zuhal Hanım. Sonra geldin mi? Evet geldim. En son ağlıyordum. Geçmiş olsun tabii öncelikle. Tutamadım kendimi. Bir sinir boşalması evet, oldu. Evet oldu. Şimdi senden sonra arkadaşlarımla konuştum büyük finale geçmeden evvel. Biz hep bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Son kez puanlara bir bakıyoruz. Konuşuyoruz kendi aramızda. Dedim ki tam olarak ne oldu ne olmadı İrem'le ilgili. Daha fazlasıyla vaktin varken pes etmişsin. Artı yarışmadan çekileceğini söylemişsin. Arkadaşlarım baya baya ikna etmek için uğraşmışlar. Hatta onları da biraz üzmüşsün. Açıkçası şimdi bunu bir hatırlatma gereği duydum ben. Çünkü şöyle bir durumunuz var. Hepiniz buraya gelirken bir sözleşme imzalıyorsunuz. Sizin bize yükümlülüğünüz var, bizim de kanalımıza yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla ben yarışamayacağım, ben bırakıyorum, ben gidiyorum gibi bir şey söz konusu değil. Eğer ki böyle bir durum olursa bunun yasal yaptırımlarına katlanmak durumundasınız. Çünkü hepimizin hesap vermek zorunda olduğu bir merci var. Biz bu yayını 5 gün olarak çekiyoruz. TV8'de yayınlanıyor. Dolayısıyla herkes sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef. Nasıl ki benim ekibim ve ben sorumluluğumuzu yerimize getiriyorsak, sizlerin de aynı şekilde durumunuz 2,5 saat içerisinde söylediğiniz menüyü çıkartmak. Ama olur, ama olmaz. Ama düşeriz, ama kalkarız. Hayat da böyle bir şey. Aksilikler olabilir, heyecan olabilir. Kamera karşısına geçince bildiklerinizi unutabilirsiniz. Her zaman mükemmel yaptığınız yemekleri yapamayabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ama ben çekileceğim, ben yarışmayacağım gibi bir lüksünüz yok. Bundan sonra katılacak yarışmacılarımızı da bir kez daha hatırlatalım. Hukuki süreci olacaktır ve sonucunda da bir bedeli olacaktır. Dolayısıyla herkes kurallara, formata riayet etmeli. Artı gerçekten de senin gibi güçlü, ayaklar üzerinde duran belli ki öyle birisin sen. Evet, yani. Biz öyle tanıdık seni şu 5 gün içerisinde. Birinin bu kadar kolay pes etmesi, dalyan köfte yapıp duvara fırlatmasını falan ben anlayamıyorum gerçekten. Yani heyecanlanırsın, yapamayacağını düşünürsün, evet pes etmek üzere olursun ama şimdi o başka bir şey, bu başka bir şey. Niye o kadar tırmandı gerilim, niye o olay oralara vardı? Ya sanırım hani çocukluğumdan beri dediğiniz gibi hep kendim bir şeyler başardığım için bir şeyi yapamamak beni orada delirtti. Hı-hı. Yani nasıl yapamazsın diye aslında o tepki kendimeydi. Ufak bir sinir krizi yaşamışsın adeta. Ufak da değilmiş gerçi de. Ve parçalanınca olması gerektiği gibi sunmam lazımdı. O şekilde veremezdim. Yine kendime yakıştırmadığım için. Aslında ben hep kendime tepkiliydim. Nasıl yapamazsın? Evet anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama o dalyan köfteyi bir şekilde sarıp ikiye bölüp fırına atıp patlak çatlak da olsa getirseydin şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Keşke bir şekilde onu yapıp pişirseydin, getirseydin, eksiye düşmeseydin. Gerçekten Ebru olayın içine girmese gidiyormuş yani yarışmaya. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Şevke. Benim ara sıcağım yetişmediği halde ben 5'i bölüp de getirdim. Evet. En azından tatmanızı istedim. Puan dışı olduğunu bildiğim halde. Bravo. Ama senden de böyle bir şey beklerdim. En azından yaptım, olmadı. Ama tadına bakmanızı istiyorum derdiniz. Ve şöyle söyleyeyim, en azından puana girmese bile bende yapılan şeyin sizde de olmasını isterdim. Maalesef ben de olmayan şeyi masaya sunmak tarzım değil. En yani azından, sen böldün getirdin ne yaptın yedik mi onu hayır yemedik. En azından yapamadığınızı anlardık. En azından böyle özür dileme bir şekliniz olabilirdi bize karşı. Ben size özür dileme şeklimi o tarzda göstermek istedim. Evet yetiştiremedim ama en azından size az da olsa getirmek istedim.
Tadına bakın. Çiğ kıymayı mı koysaydın masaya, o şekilde mi getirseydin? Benim niyetim de çiğdi ama ben her şeye rağmen... Çiğ kıymayı mı getirseydin? Tartar niyetini, bir tane de yumurta kırar. Her şeye rağmen getirdim. Ama tabii ki yani bir şekilde pes etmemek lazım ve kaldığımız yerden devam etmek lazım. Tabii ekstrem şeyler oldu bugün. Bizim de ilk kez yaşadığımız şeyler oldu. Ama mesela benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi de şu oldu. Şeyh ilk gün yarışmacımızdı ve bir yemeği eksikti. Aksilikler olmuştu, onu da yapamadıkları olmuştu. Fakat ona puan verirken bir arkadaşınız bugün aynı şekilde anlayışlı davranmadı. Selim, senden bahsediyorum. Neden bugüne 3'te Şevki'ye değil? Aslında Şevki Bey'e de 2 puan verdim. Yine evet. Yani eksikten arkadaşlarım... saydın mı bugünkü menüyü saymadın. Ya biraz çünkü 3'ten başlıyor. Biraz duygusal yaklaştım arkadaşlar. Yani evet, yapmamam gerekiyordu belki ama o an çok ben yapmamam de... Yapmamam gerekiyordu ama diyorsunuz. Çok duygulandığım yapmamanız için... Yapmamanız gerekiyor muydu gerçekten? Yapmamam gerekiyordu. Niye o zaman işi yaptınız? Adaletli misiniz? Artık olmuş oldu yani. Olmuş oldu ama sen geçen verdiğin puandan da pişmandın. 8 puandan pişmandım. Evet. Şimdi yani. Pişmansın pardon. Yani 8 puan verdim ama sonradan detaylı düşündüğümde sizin bir kere balığınız çok basitti. Tatlınız yoktu. Masanızda kendinizin kattığı hiçbir şey yoktu. Yani ekipten alıp yapmışsınız ama benim masamda mum vardı örneğin. Ben de bazı şeyleri masa ekipten aldım. Masa değil, yemekten bahsedelim isterseniz. Ama genel olarak değerlendiriyorum. Masa da önemli, sunum sonuçta. Tamam. Kesinlikle. Bu muydu yani? Temizlenmemiş bir balıktı. Bu muydu? Arkadaşlar. İrem Hanım, en azından bende bir tane kılçık çıktı. Bir tane değil, bir yemek çok yok. Tane çıktı. İrem Hanım, sosunuz yok. Ama siz yine de yüksek puan verdiniz. İrem Hanım, pişman oldum. Tatlı yok. Tatlı yok. İçerisinde geziyor. Ama sonuçta yani, benden daha yüksek puan veriyorsunuz. Bir saniye Derya. Efendim, benden daha yüksek puan veriyor Derya Hanım'a. Siz herkese yüksek verdiniz bu arada. Bir tek bana düşük verdiniz. Ben Selim Bey'den bahsediyorum. Ben size de yüksek verdim. Siz bir hak ediyordunuz o... 2 verdi Selim Bey bana ama fakat bugün gördüğüm 3 puanın karşısında ben çok kötü hissettim. Fark tamamen ettim. Tamamen adaletsizlikte. Ve yani bugüne 3 vermesi güzel oldu. Keşke o gün sana da verseler. En azından 3 verseydi belki derdim ama... Orada hak veriyorum ben de o yüzden. Hak ediyordu. Sizden bir bekliyordum. Ana yemek yoktu ya. Yani... Ve soğunu kendisi yapmamıştı zaten. Ebru diye bir hanımefendi yapmıştı soğunu. Benim vereceğim 2 puan... zaten birinciliğe de taşınmayacaktı arkadaşı. İnanın moral olsun. Gibi şey moralini olmayacaktı. Benim keşke Şevkin de moralini düzeltseydiniz. Şevkin de moralini düzelttim aslında. O gün 2 puan verdim ben. Selim Bey, siz neden beni aşağı çekmek için bugün bayağı bir zorladınız hayır, kendinizi? Hayır, kesinlikle aşağıya çekmeye zorlamadım. Öyle bir şey... Öyle mi hissettin Derya? Tabii kesinlikle öyle bir şey. Duygusallık işin içerisine girdi. Keşke burada olsaydı kendi girecekti mutfağa muhtemelen. İnanın bana yapardı, onu kesinlikle yapardı. Ağlamadığı kaldı diyeceğim, ağladı. Zaten ağladı. Kendi gününde ağlamadı. Bugün kendi de birkaç tane. Gerçi ben görmedim o esnada ama. Beni ağlattı kendi gününde. Hı. Hayal olarak tabii ki. Arkadaşlar. Öyle bir evet, herhalde bir durum yok demiş. Yok, de, hayır öyle ben bir durum yok. Ben de kimse ağlamadı Zöyl Hanım. Ben kendim bile ağlamadım o kadar zor bir gün geçirdiğim halde. Ve ben sizlerin hiçbirinizi tanımıyorum. Hiçbirinizin ne sevdiğini dahi bilmiyordum. İlk kez bir kamera karşısına yemek yaptım. Evet aksilikler yaşadım, kabul ediyorum. Ama sizlerin bana yaptığınız yorumu yani yüzde... Belki birini İrem Hanım'a yaptınız. Bu kadar bana yüklendiler. Evet, sanki bugün daha anlaşıldı ama sanki tamam. Şöyle şey hissettim. Bir kişi de dile getirdi zaten. Hani çok oldukça kötüye gitmiş bugün. Yani biz bile ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Daha da fazla morali bozulsun istemediler ama mesela son söylediği cümlede de ben sizden tepki beklerdim. Açıkçası onda da tepkisiz kaldınız. Çünkü karşınızda öyle bir yarışmacı yoktu. Size çok sert yorumlar yaptı, çok düşük puanlar, tat almadım, tuz almadım dedi, geçiştirdi. Çoğu zaman ben bile kızdım, çatıştık ara ara. Kalktı dedi ki beni birinci olamamak ya da 15 bin TL'den olmak değil, yemekten anlamayan insanların ağzına malzeme vermiş olmak üzdü dedi. Yemekten kimin anlamadığı... Kendisi anlamadı belli oldu Zülay Hanım. Ortaya bir tane belli etti bugün bile çıkartamadığı için. Yemekten anladığınızı hala bugünden sonra? Nasıl? Ben de yemekten anladığınızı düşünüyor musunuz bugünden sonra? Olağanüstü bir el lezzetim olduğunu düşünüyorum. Aynen. El lezzeti bile belli değildi ama. İnanamıyorum. Çünkü bugün ben değildim, ben değildim. O zaman niye bu yarışmacıya katıldınız? Siz gibi her gün kamera karşısında olmadığı için olabilir mi? Ben de her gün burada değilim. Ben ilk kez yemek televizyon önünde yemek hazırlıyorum. Kaç tane programa katıldınız? Programla alakası değil. Tamam ben o kamerayı yönetemedim. Yemek yapmak farklı bir şey. Strese yönetemedim. Stres yönetimi olmadı. O zaman katılmayacaktınız.
yapmayacaktınız. İrem Hanım, bu bir yarışmacı diyorum ki, programı. Diyorum ki ilk defa bir yarışmaya katılıyorum. Hep, siz gibi birçok yarışmaya katılmadım. O zaman bu yarışma programı. Bu yarışmadan bahsetmiyorum. Birçok yarışmaya katılıyorum değil mi? Birçok yarışmaya katılıyorum. Hayır, ışığa ve kameraya alışkın. Ben ilk defa görüp panik yaptım. Ama o zaman bunu bilerek niye katılıyorsunuz? Onu demek istiyorum. Burada arkadaşlar da öyle şekilde katılıyorlar ve sunum yapabildiler mi? Bir. İkincisi, onlar misafirperver mi? İki. O da var. Sizde hepsi, bütün paket yoktu yani. Birisini keşke sunsaydınız. Açıkçası ben senden o kadar performans beklemiyordum. Sen daha panik olursun, sen yetiştiremezsin diye. Sana bütün yarışmacılar benimle aynı fikirdedir. Kesinlikle. Önyargılılar. Kesinlikle. Ben o şundan dolayı hani farklı bir menüydü. Ta Hollanda'ya götürdün, gene yaranamadın. İşte maalesef. Maalesef o konuda çok üzüldüm. Yaranamadım yani, hem yaptım. Aha. Sonra puanlamada arkadaşlar adaletten çok güzel bahsediyorlar ama puanlarda hiçbirisinde göremedim. Yani tatlı Derya Hanım da yok. Derya Hanım benden daha yüksek puanlar en alıyor. En azından tatlıyı çıkartamadım. İrem Hanım gibi ben hiçbir tane ben sizin mutfaktan bahsedeyim. Bak yine kapatıyorsunuz neyse. Sürekli hak olduğu yerde hemen geçiştiriyorsunuz. Derya Hanım evet demiyorsunuz. Evet. Rahat edeceksiniz, evet diyorum size. Sonunda bir evet aldık. Ben bir emek göremedim. Selim Bey'e 6 verdim. Size de eğer 6 verseydim bu sefer Selim Bey'e haksızlık yapmış olacaktım. Selim'de de hiç lezzet bulamadığınızı söylediniz. Tam tersini söyledi Derya. Emek var, yemek yok dedi. O zaman emek var. Ama Selim'in sonuçta seyredenler de aynı fikirde olacaktır benimle. Sonuçta bütün lezzetlerini beğendiniz. Tatlısı hariç kimse de bu kötü olmuş. Yani ufak tefek şeyler vardı elbette ama o ya da bu şekilde buradayız ve o an birazdan gelecek ve şampiyonumuzu açıklayacağız. Ama ondan evvel tabii ki 15 bin TL'ye veda eden ilk ismimizi açıklayacağım. Burada da bir ilki yaşıyoruz sevgili izleyenler. Maalesef Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu sezonunda gördüğümüz en düşük puanla 5. olan yarışmacı İrem oldu. Bu kadar düşük puan biz de hiç görmemiştik. Üzüldük tabii ki. 6 puan yarışmacı, 3 puan da ben verebildim ancak. Evet, eline emeğine sağlıklı bu puanla. Teşekkür ederim güzel. İnşallah bundan sonra her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Umarım. Dediğim gibi keşke her şey istediğim gibi olsaydı. Keşke. Şu an birinci bendim. Sağlık olsun. Belki de bilemeyebilirdik. Çünkü güzel bir menüm vardı. Evet. Gerçekten çıkarsaydın. Bunu da tekrar eline sağlık diyelim. Çok hala güzel bir salataydı. Hala özgüvenli konuşuyorsunuz ya. Ben gerçekten... Her zaman, her zaman. Yapsaydınız da gösterseydiniz. Konuşmak keşke. Kolaydır. Aynen. Göstermek önemli. Şevki Bey, aynı şekilde sizde de bunu yani. Söylüyorum. Keşke. Yani. Ben... Aynen. Ben de katılıyorum Selin'e. Yemekten anlamayanlar kimler diyelim ama? Evet. Onu da bilmiyorum. Yemekten anlamayanlar kimlerdi? Hepinize dedi. Hepinize dedim Zuhal Hanım söyledi arkadaşlar. Dinlemiyor musunuz? Maalesef İrem yanlışlıklarla dolu bir gün oldu. Yanlışa da devam ediyorsun. Keşke böyle söylemeseydin. En azından işler istediğin gibi gitmedi. Üzgünüm de diyebilirdin. Kusura bakmayın da diyebilirdin. Ama yemekten anlamayan insanların ağzına malzeme vermek lafı ben çok hoş bulmadım ama senin tercihin, senin görüşün tabii ki. Ve geliyoruz dördüncümüze. Maalesef buraya 15 bin TL için geldi. O da diğer yarışmacılarımız gibi ama eli boş dönecek bir diğer yarışmacımız oldu. O da tahmin edeceğiniz üzere Şevki oldu. Evet, zaten tahmin ediyordum Zuhal Hanım. Aksilikler yaşadım, heyecanlandım ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Evet. Sonuncu olmadım en azından. Bazıları yemekten anlıyorlardı, sonuncu oldular. Ben anlamıyordum. En azından sonuncu olmadım. Bu kadar da özgüvenli, bu kadar şekilde, sizin kadar özgüvenli konuşmadım. Takdir. Peki. Neydi? 8 puan yarışmacılar, ben ise 4 puan verdim. 12 teşekkür puanla ediyorum. Tamamladın. Eline emeğe sağlık. Ederim, İki katıldı. Bundan sonraki hayatında sana mutluluklar çok diliyorum. Ederim, inşallah. Ve geldik efendim üçüncümüze. İddialı bir menüydü. Ama bu hafta için yetmedi. Evet Selim. Kafanı salladın zaten. Evet, 23 puan yarışmacılardan rakiplerini aldım. Ben ise 6 puan verdim. Çok hak ettiğimi düşünmüyorum aslında. Çünkü bu hafta baktığımda en ağır benimkisiydi. Hı hı. El açması çok nadir vardı. Bazı arkadaşlar da vardı. Benim 3 tane el açmam vardı. Hepsini de yetiştirdim. Lezzetin az olduğunu... Kimi zaman sadece yetiştirmek de yetmiyor. Söylediler ama... Keşke lezzetler de bütünleyici olsaydı, tamamlansaydı o. Gerçekten de zor bir menüydü. Elin emeğine sağlık, 29 puan 15 bin TL'ye veda ettin. Teşekkür ederim. Sana da yazarlıkta başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel burada olmak. Evet, bizim için de iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Evet, geldik iki güzel hanımefendiye. Influencer'ımız Selin ve Derya. Bu 15 bin TL'yi bir daha bir hatırlatalım sevgili Elif. Evet, hepinizin geliş amacı
bu ödüldü. Bakalım Derya mı yoksa Selin mi bu ödülün sahibi olmuş? Bu haftanın birincisi, şampiyonumuz, tam 15 bin TL'nin sahibi evet, bu haftanın şampiyonu Derya oluyor alkışlarınızla. Üzgünüm Selin. Alayım Derya, tebrik ederim seni. Gel böyle 15 bin TL'ni teslim edelim. Eline emeğine sağlık. Sağ ol. Bu haftanın şampiyonu sensin. Sevgili Derya, sizlerden 28 puan aldı. Ben ise 7 puan vermişim. 35 puanla birinci oldun. Çok tebrik ediyorum. Tatlın da olsaydı daha yüksek verirdim. Selin, sen de güzel puan aldın. Hollanda'ya gittik geldik. Teşekkür ederiz emeklerin, özenin için. Çok büyük renk kattın. Arkadaşların 23 puan verdiler. Ben sana da 7 puan vermişim. Aa, teşekkür ederim. 30 puanla sen de ikinci oldun. Tebrik ediyorum. Tatlın olsaydı sana da daha yüksek verebilirim. Çünkü yemeklerin lezzetliydi. Risk aldın, farklı şeyler sundun. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık seninle. Aynen. Sana da mesleğinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Derya, seni tebrik ediyorum. Güle güle harca ödülünü. Ve tabii ki maalesef bu haftanın da sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hem yarışmacılarımıza hem de ekime bir alkış alayım lütfen. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.